Tacirler Yatırım, Yatırım bize danışılır. Günaydın. Yurt dışı piyasalarda teşvikle ilgili gelişmeler şu an için ana gündem yan gündem olarak da COVID ile ilgili endişeler fiyatlanıyor. Burada teşvik paketi ile ilgili dün gece Washington Post'ta e, anlaşmanın e, anlaşmalar arasında çok uzak olduğuna dair haberler kaynaklara dayandırarak verilmişti. Amerika piyasalarında düşüş vardı. Yaklaşık 5 günün e, düşen bir Nasdaq ve 5 beş günün beşinde de düşen bir Amerika piyasalarından bahsediyoruz. 2 haftanın en gerilemiş durumdalar tevkif teşvikle ilgili haber akışı devam etmesine rağmen netinde Amerika piyasaları eksi bir tablo çiziyor. Sabah itibariyle de Pelosi ile Hazine Bakanı Müş'ün konuşması sonrasında aradaki farkın daraldığı söylendi. Ama hafta sonu verilen 48 saat bugün sona eriyor. Yani teşvikle ilgili beklentiler oluşması için son gün bugün gibi gözüküyor. Belki zaman tercih ederler mi etmezler mi onunla ilgili bir net bilgi yok. Ama hani görünen şu iki hafta sonra Amerika'da seçim var. Hani bu seçimden iki iki haftaya kalma, kaldığı için artık teşvikle ilgili beklentiler de e, biraz olsun azalacak. Geleni seçim heyecanında bırakacak. Diğer taraftan da Covid ile ilgili endişeler e, Avrupa tarafında etkili. İrlanda e, yeniden bir karantina benzeri bir uygulama devreye aldığını açıkladı. E, Covid ile ilgili gelişmeler e, piyasalar üzerinde yurt dışında etkili oluyor. Amerika piyasaları anlaşmayın e, anlaşmanın umuduyla çok ufak artılarda da e, seyrediyor. Ama tabii ilk etkisini kaybetmiş durumda. E, Avrupa borsalarında Covid ile ilgili endişeler nedeniyle eksi bir açılış e, hakim. Bu arada e, bizde de çıkan haberlere göre Kasım ayındaki başındaki verilere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı ya da belli bir saatten sonra e, restoranların kapatılması, belli yaş grupları ile ilgili uygulamalarda e, Türkiye'deki gelişme göre e, cehennem edebilir gelişmeler. Borsa İstanbul'daki harekete baktığımız zaman burada hareketin farklılaştığını e, Cuma günkü bankacılık sektörüne gelen alımlar %2.7'lik bir alım sonrasında dün de %4.4'lük bir artışın e, gözlemliyoruz. Bunun sebebi de Merkez Bankası'nın Perşembe günü toplantısı. Geçen ayki toplantıda 200 bas puan arttıran Merkez Bankası bankacılık sektörüne büyük alış getirmişti fakat devamı gelmemişti. Yine benzer bir şekilde bu sefer Merkez Bankası'nın faiz arttırımının fazla beklentisi yani 175 bas piyasa beklentisi olmasına rağmen Merkez Bankası bunun da üzerine çıkar diye piyasa fonlamasıyla bakıldığı takdirde böyle bir beklenti oluştu. Bu da bankacılık sektörünü önden yüklemediği bir fiyatlama beraberinde getiriyor fakat covid'in olduğu, e, ikinci dalga beklentilerinin olduğu noktada Merkez Bankası eğer böyle bir faiz artırımı yaparsa bu sefer sınai sektörüne, gayrimenkul yatırım ortaklığı, iç tüketim, e, krediler anlamına baktığımız zaman da bu sefer daraltıcı bir etki yaratabilir. O yüzden Merkez Bankası'nın perşembe günkü vereceği karar hem e, sektörler açısından hem borsa İstanbul açısından oldukça önemli olacak. E, bugünkü hisse senedi önerilerimize geçtiğimiz zaman Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Eczacı İlaç, Gözde, GSD Holding ve Tekfen'de olacak. Gözlerimiz yine bankacık sektöründeki bu hareketin devam edip etmeyeceğini, bu iştahlı hacım devam edip etmeyeceğini gözlerken e, direncimiz 1205 yani kapanış seviyemiz ve diğer taraftan 1215 olacak. E, benim bugün aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.